Danışmanımız Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Nevzat Ceylan başkanlığında bir heyet, bir kongre hazırlık rehberi hazırlamış ve ardından Sayın Başkanımızın takdiriyle Van, Diyarbakır, Mardin, Muş, Elazığ, Malatya, Tunceli, Siirt ve Bingöl illerimizin teşkilat başkanı, il başkanı, ilçe başkanı, koordinatörleriyle birlikte toplam 192 arkadaşımıza bu toplantıyı icra edeceğiz inşallah. Çok saygılar. Öncelikle ev sahibi il başkanımız ve değerli ev sahibi Şanlıurfa Belediye Başkanımız, çok kıymetli il başkanlarımız, çok kıymetli teşkilat başkanlarımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili genç arkadaşlarım ve basınımızın çok değerli temsilcileri. Hep birlikte demokrasinin ve milli iradenin güzelliklerini yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'nin son 13 yılda ortaya koymuş olduğu atılımlar, Türkiye'nin son 13 yılda ortaya koymuş olduğu hem demokrasiye ait, hem ilerlemeye ait, hem zenginleşmeye ait, hem de kalkınmaya ait yükselmeler elbette ki hep aziz milletimizin sayesinde gerçekleşmektedir. Ve bütün AK Parti bütün gücünü, buradaki bütün kudretini aziz milletimizin ortaya koymuş olduğu destekten sağlamaktadır. Türkiye'nin hedeflerine yönelik adımları, atılımları bugünden sonra da devam edecektir. Bir taraftan biraz önce bahsettiğim demokratikleşmeyi, ilerlemeyi, diğer taraftan 2023 hedeflerini ve yine diğer taraftan Türkiye'nin siyasal ve toplumsal normalleşmesine yönelik ortaya koymuş olduğu programı AK Parti hız kesmeden, yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan devam ettirecektir. Elbette ki 21. asra başladığımız günlerde Türkiye belki bunalımların içerisindeydi. Türkiye sıkıntıların içerisindeydi. Ondan önce de Türkiye çok badirelerden ve çok gayrelerden geçmişti. Ama 2002'den itibaren bu kadrolar, yani AK Parti'nin kadroları, AK Parti'nin milletvekilleri, AK Parti'nin teşkilatları, AK Parti'nin kadın kolları, gençlik kolları, elhasıl bütün AK Parti ailesi 2002'den beri güçlü bir iradeyle, kuvvetli bir iradeyle Türkiye'nin bugünlere gelebilmesi ve birinci sıçramasını gerçekleştirebilmesi için büyük bir gayret ortaya koymuştur. Bu gayretin sonucunu bugün hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesinden büyük yatırımlarına kadar, Türkiye'nin birçok alanda normalleşmesinden Türkiye'nin özgürleşmesine ve zenginleşmesine kadar. Ve yine bütün bu gayretleri hep her birimiz görüyoruz. Bu aziz milletimizin ve bizim ülkemizin yüksek bir özgüven kazanmasına kadar. Dünyanın her tarafında itibarlı bir Türkiye'yi, dünyanın her tarafında, dünyanın her meselesinde masada olan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz. Son zamanlarda da özellikle birinci olağanüstü kongrenin yaşanmasında Türkiye'de demokratik meşruiyetin ne kadar güçlü olduğunu, Türkiye'de sandık meşruiyetinin ne kadar güçlü olduğunu her birimiz bir kez daha hem de önemli bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Evet, bir olağanüstü kongre yaptık. Birinci olağan kongrenin, ikinci olağan kongrenin, üçüncü olağan kongrenin, dördüncü olağan kongrenin bütün heyecanını, bütün enerjisini, bütün birlikteliğini, bütün tecrübesini, bütün birikimini o salonda hep birlikte yaşadığımız ve gördüğümüz ve Türkiye'nin acaba istikrara ait bir kaygı oluşur mu diye beklediği, acaba Türkiye'de huzura ait bir kaygı oluşur mu diye beklediği ama AK Parti kadrolarının kendi sorumluluklarıyla birlikte o salondan bütün Türkiye'ye ve gelecek neslimize verdiği mesajla birlikte istikrarı, huzuru, bir siyasi partideki olgunluğu beraber istişare etmeyi,
beraber meşvere etmeyi ve onların sonuçlarını ortak akılla bütün Türkiye'ye duyurmayı sağlayan bir anlayışı hep birlikte kongrede gördük. Bir kongre hem milletimizin istikrarına hizmet etti, bir kongre ki bugüne kadar vesayeti yönetti, bugüne kadar darbe kurallarını yönetti, bugüne kadar oligarşik sermayeyi yönetti, bugüne kadar oligarşik bürokrasinin yönettiği bir anlayışı tamamen millete havale etti. Ve milletin yarına ait hedeflerini önemli ölçüde o kongrede bir kez daha gerçekleştirdi. Bir kongre düşünelim ki salonda ilk defa halkın oyuyla seçilen bir cumhurbaşkanının bulunduğu, o partinin liderinin bulunduğu ve yine bir kongre düşünelim ki 1478 delegesinden 1388 delegesinin iştirak ettiği ve ittifakla yeni genel başkanlığı ve Türkiye'nin yeni başbakanını onayladığı ve onun arkasında yetmiş olduğu bir kongre düşünüyorum. Bir siyasi parti. Onun için söylüyorum ki hep beraber konuşmamın girizgahında söylediğim milli iradenin ve demokrasinin tüm güzelliklerini yaşıyoruz dediğim ve ondan sonraki süreçte her birimizin ve Türkiye'nin tanık olduğu, şahit olduğu bir taraftan partimizin MYK'sındaki, bir taraftan Bakanlar Kurulu'ndaki, bir taraftan Güvenoyu'ndaki o birliktelik aslında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve AK Parti'nin 2023 hedeflerine ne kadar tutkun olduğunu ve ne kadar bu konuda büyük bir anlayış içerisinde olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Siyasi partilerin iki temel meşruiyeti vardır. Birincisi seçimlerdir, ikincisi kongrelerdir. İktidarın da meşruiyet kaynağı siyasi partilerden teşekkür ettiği için kongrelerdir ve seçimlerdir. Ve bugün AK Parti bu konuda önemli adımlar atmıştır. Bakınız, bir taraftan Türkiye'de bugün belki de en temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan ve AK Parti'nin 12 yılda iktidarını gerçekleştirmeye çalıştığı normalleşmeye yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. Ekonomide, siyasi hayatımızda, demokratik hayatımızda, Türkiye'de belki de yıllardan beri insanımızın karşı karşıya kaldığı meselelere karşı çözüm süreciyle beraber çok önemli devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Ve milletimiz demokrasi devrimini bir kez daha son 12 yılda en önemli bir şekilde tesis edilmesinin mutluluğunu yaşamaktadır. Ama önümüzde hedeflerimiz var. Hem de büyük hedeflerimiz var. Yeni Türkiye için hedeflerimiz var. Yeni Türkiye için yeni anayasa hedeflerimiz var. Yeni Türkiye için bu çözüm sürecinin tam anlamıyla sona erdirme, başarıya erdirme hedeflerimiz var. Yeni Türkiye için ikinci sıçramayı, ekonomide, demokraside, ilerlemede ikinci sıçramayı yapma hedeflerimiz var. Yine hedeflerimiz var. Ve bu hedeflerle birlikte Türkiye'nin dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olma hedefimiz var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Hem de yapacak çok işimiz var. Bütün bunları gerçekleştirebilecek bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Elbette ki bizim bugün belki de bizim genel konuşmamızdan önce yapmış olduğumuz basın toplantısının bir ana konusu daha var. Biz kongrelere gidiyoruz. 5. olağan kongreye gidiyoruz. 13 yaşındaki bir siyasi parti normal siyasi çizgisinin içerisinde Türkiye'nin siyasetini de normalleştirerek 5. olağan kongresine gidiyor. Elbette burada biz bir taraftan tazelenmenin mahalle teşkilatlarımız var, il teşkilatlarımız var, ilçe teşkilatlarımız var. Tazelenmenin, yenilenmenin heyecanı içerisinde olacağız. Sorumluluk devirlerinin heyecanı içerisinde olacağız. Yeniden kendi teşkilatlarımızla, üyemizle ve mahalle delegelerimizle beraber yapmış olduğumuz kat'i sözleşmelerin ve o sorumluluğun heyecanı içerisinde olacağız. Bu muhakkak. Hele 2015 seçimlerine, hedefimiz olan 2015 seçimlerine ulaşmada bu kongreler AK Parti için tarihi bir fırsattır. Yeniden birbirimize kucaklaşacağımız, yeniden birliğimizi, beraberliğimizi kavileştireceğimiz, kuvvetlendireceğimiz çok önemli fırsatlardır. İşte bu fırsatları yönetmek için ve bu fırsatları Türkiye'nin yarınına bir şekilde ulaştırabilmek için önemli bir meseleyi daha, kongrenin anlamına ve kongrelerin manasına yönelik önemli bir meseleyi daha bu salondaki hanımefendilerle ve beyefendilerle paylaşmak isterim. Eylül geceli henüz çok gün olmadı.
Önümüzde de bir 16-17 Eylül var. Eylül ayı aslında baharın, yazın bir şekilde uğurlanacağı, o baharla beraber tekrar buluşulacağı bir ay olmasına rağmen hep bizde bir hüzün ortaya koymuştur. Ama bu hüzünün maliyetini de bu büyük millet ve bu aziz millet hep ödemiştir. Türkiye son 50 yılda iki anayasa yaptı. Bu iki anayasa da darbe ürünü anayasalardır. Vesayet ürünü anayasalardır. 1960 darbesi bir kurucu meclis tesis etmiş ve 1961 anayasasını oluşturmuştur. Bozarak bu milletin evlatlarına hadi bakalım hedeflerinize ve Türkiye'nin yarınlarına yürüyüşümüz devam ettim demiştir. Bu AK Parti kadroları için büyük bir sorumluluktur. Her birimiz için büyük bir sorumluluktur. Ama bunu söylerken bizim kendisine bulunduğumuz taahhütleri de bize bir bir hatırlatmaktadır. İşte yeni anayasa, yeni Türkiye, çözüm süreci ve büyük hedeflerimiz, büyük projelerimiz, büyük yatırımlarımız bizim milletimize olan temel taahhütlerimizdir. Bunları gerçekleştirmek zorundayız. AK Parti Kongre'de bugüne kadar darbe mantığıyla kendi kurucu iradesini ortaya koyan, vesayet mantığıyla kendi kurucu iradesini ortaya koyanlara karşı şükürler olsun ki bu kongreler kendi kararıyla birlikte yeni anayasayı, yeni anayasanın harcını, yeni meclisin, yani 2015 seçimlerinde olacak meclisin o kurucu meclis yerine geçecek ve Türkiye'nin yeni anayasasını yapacak meclisin en önemli adımlarını atacaktır. Onun için bu kongreler sadece bizim teşkilatlarımızın değişecek kongreler değildir. Tam anlamıyla bugüne kadar millete dayatılan anayasaya karşı her mahallede yapılan kongre yeni anayasaya, her ilçede yapılan yeni kongre yeni anayasaya, her ilde yapılan yeni kongre yeni anayasaya ve yeni Türkiye'ye hep birlikte adım atacağımız en önemli alanlar olacaktır. Bir şekilde hep birlikte göstermek zorundayız. Hemen hemen her nokta normalleşti. Normalleşmeye devam ediyor. Ama Türkiye'yi gerginleştiren ve yeni Türkiye